Arkadaşlar merhabalar. Ben atalım hocam. Faktöriyelin 3 numaralı testinin çözümlerini birlikte yapacağız. Şimdi ilk sorumuzun çözümünü hemen yapmaya başlayalım. Burada yukarıda verilen hesap makinesinde aynı anda dokunulan tuşların çarpımı sarı renkli ekranda yazılıyor. Buna göre Aynur 5 parmağını kullanarak ve her parmağı ile yalnız bir tuşa basarak aşağıdaki değerlerden hangisini elde edebilir? Şimdi bakalım 10 faktöriyel A şıkkından başlayalım. 10 faktöriyeli 6 faktöriyel'e benzetirsem 10, 9, 8, 7, 6 bölü 6 faktöriyel. Şimdi şunlar gidiyor ve Aynur'un 5 parmağını kullanarak bu işlemi yaptığı söyleniyor. Şimdi bakın burada 7'ye 8'e, 9'a ve 10'a. Yalnız 10 diye bir tuş olmadığı için ben onu şöyle yazabilirim. Eğer bir parmağı 5, bir parmağı 2, evet diğer parmakları 9, 8 ve 7 de olursa 5 parmağını bu şekilde kullanarak A şıkkında olan 10 faktöryel bölü 6 faktöryel sayısını elde edebilir. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru seçeneği A şıkkında verilmiştir. 2 numaralı soruya bakalım. Evet iki numaralı sorumuzda verilen birim karelerden herhangi birinden başlayıp istenilen sayıda hamle yaparak sadece okular yönündeki komşu birim karelere geçerek ve herhangi bir kareyi yalnızca bir kez bakın bir kez kullanarak çarpma işlemleriyle aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? Şimdi 0 faktöriyel zaten direkt otomatikman 1'dir. A şıkkındaki değer elde edebilirim. Şimdi 4 faktöriyle bakalım elde edebilir miyiz? Bakın 4'ü alabilirim. Komşusu 2'yi alabilirim, 3'ü alabilirim. 4 faktöriyel de oldu. 6 faktöriyle bakalım. 6 5 4 2 3 o da halloldu. 8 faktöriyle bakalım. Evet 8 faktöriyelde neyi kullanabilirim? Diyelim ki işte 1'i kullandık. Şöyle diyelim. 2'yi kullandık. 6'yı kullandık. 7'yi kullandık. Ee, ve 3, 2, 4'ü kullandık. Şöyle bir sıralama yapalım. İşte 4'ten başladım. Tekrar bu 4'ü kullandım. 2'yi kullandım. Bakın bu ikisinin çarpımından 8 geliyor. 4'ü kullandım. 8'i kullandım. Yukarı doğru çıkarsam 3'ü kullanırım. 7'yi kullanırım. 6'yı kullanırım gördüğünüz gibi. Ee, buradan inersem 5'i kullanırım. 1'i kullanırım. 2'yi kullanırım. O zaman 8 faktöreli ne yaptım elde ettim. Burada sadece E seçeneğinde olan 10 faktörelde elde edemiyoruz. Ee, bunu da elde edemeyişimizin işimizin sebebini izah edelim. 10 faktöriyel biliyorsunuz birden başlayıp şu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi bakın Burada e, biz 8'e kadar elde etmiştik. Daha sonra her e, karede olan sayıyı yalnız bir kere kullanmamız gerekiyor. 9 ve 10'u elde edemiyoruz. Yani mesela düşünün e, burada 10 var. E, şimdi tekrar ben onu 2 çarpı 5 diye almak istiyorum ama 5'i kullandım burada. Bir daha 5'i ne yapamam? Kullanamam. Dolayısıyla E şıkkındaki 10 faktöriyeli elde edemeyiz. Evet 3 numaralı sorumuza göz atalım. Şimdi 3 numaralı sorumuzda diyor ki bize 4 kişi bir sayı oyunu oynuyor. Birinci kişi bir kağıda bir sayma sayısı yazıyor. kalan 3 kişi sırasıyla bu sayının ardından gelen 3 sayıyı bakın bu önemli. kalan 3 kişi sırasıyla bu sayının ardından gelen 3 sayıyı yani ardışı, Yan yana evet çarpım olarak yazıyormuş. Bu kağıtta yazılı çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Şimdi bakın 21 faktöreli küçüğe benzetirsem eğer 21 dikkat edin 20, 19 ve 18 kalır. 17 faktöreli götürdüm uzatmıyorum. Şimdi eğer ben 18'i yazarsam diğer 3 arkadaşımla sırasıyla 19, 20 ve 21 yazabilir. O zaman bu olabilir. Aşağıda 6 faktöryel bölü 6 var. E, açıldığı zaman bunlardan 6'lar gidince 5 faktöryel kalır. 5 de şöyle yazabilirim. 5, 4, 3, 2. Eğer ben 5'i yazarsam ya da 2'yi yazarsam diğer arkadaşlarım dikkat ederseniz hemen ardışı olan ardından gelen sayı yazacak. Şimdi 2 yazarsam diğer arkadaşlarım 3, 4, 5'i yazar. ...dolayısıyla o zaman B seçeneğinde halletmiş oluruz. Peki, geldik 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Şimdi burayı açmak istiyoruz. Sayı biraz büyük. 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 2. Bakın şunlar gidiyor. 2 çarpı 2 4'ü götürdüm. Eğer ben 5'i yazarsam şu şekilde arkadaşlarım 6, 7 ve 8'i yazar. O zaman C şıkkını da halletmiş olduk. 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Buna bir bakalım. Şimdi 7 faktöriyel 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şimdi karşımıza toplam 5 tane sayı çıktı. Eğer ben 3'ü yazarsam arkadaşlarım 4'ü, 5'i ve 6'ı yazmak zorunda. Bir sayı ne oldu burada? Arttı. E, dolayısıyla D şıkkında verilen sayı e, ardışık sayıların çarpım biçiminde bizim istediğimiz kurala uymaz. Doğru cevabımız D şıkkında evet verilmiştir. 4 numaralı sorumuza bakalım. Evet burada yine faktöriyeli bir işlem anlatılmış bize. Şimdi bakın e, i n faktöriyel dendiği zaman birden başlayıp n'e kadar gidiliyor. Tekrar n'den azalarak 1'e geliniyor. Aşağıda n artı 1 faktöriyel dendi. Şimdi bunu biz e, kısaltabiliriz ya da normal uzun olarak işlemimizi şöyle düşünelim. Ben birden başlayıp yazıyorum. 1 2 3 nokta nokta devam ediyorum n, n artı 1'e geldim. Ve n artı 1'den de azalarak n tekrar 3, 2, 1'e kadar devam ettim. Bölü alt tarafta hemen dikkat ederseniz n'e kadar geliyorum. 1, 2, 3. E, burası n eksi 1 çarpı n. Tekrar azaltıyorum n eksi 1. 3, 2, 1. Şimdi sadeleşme varsa sadeleştirelim. Şimdi buradan sadeleşirse bakın şu ifade n dahil olmak üzere alttaki ifadeyi götürür. Buradan da aynı şekilde 1'den n-1'e kadar olan sayıların çarpımı bunları götürür. Çünkü buradan bir n-1'imiz devam edecek. Yukarıda n artı 1 ile n'in çarpımıdır. Bunlar da ardışık 2 sayma sayının çarpımıdır. Mesela hangisinde eşit olamaz diyor. Bakın burası olabilir. Neden? Çünkü 4 ile 5'in çarpımıdır. 8 ile 9'un çarpımıdır. 9 ile 10'un çarpımıdır. 11 ile 12'nin çarpımıdır. Bunlar ardışıktır ama E şıkkında 144 bu koşula uymaz. Dolayısıyla 4. sorumuzun doğru cevabı E şıkkında verilmiştir. Geldik 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı sorumuzda şöyle diyelim. Evet 5 numaralı sorumuzda A B C D ve 72 diye 3, 4 5 tane balonumuz var. Bunlardan birbirine bağlı 5 balon üzerinde sayılarımız verilmiş. İlk 4 balonun üzerine yazılan sayıların çarpımı m faktöriyelmiş. Yani şöyle diyelim. Bunların çarpımı bize m faktöriyel olarak verildi. Ve 5 balonda yazılı sayıların çarpımı da o zaman şöyle diyelim. 72 çarpı m faktöriyel o da neye eşitmiş? M faktöreyle. Diyor ki M artı N toplamını alabileceği değerler e, nelerdir? Evet toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Önce e, ardışık sayı mantığına göre düşünelim bunu. Şimdi 72 var. 72'nin ardışığına bakmamız lazım ki faktörel kuralına uysun. Ardışığında ne var? 71 var. Dolayısıyla burayı açarsam ya da birleştirirsem otomatikman burası 72 faktöreyle eşittir. O zaman M artı N'in ilk değeri ne oldu buradan? Evet şurayı hemen belirtelim. İlk değerimiz 143. Peki başka yazabilir miyiz 72'yi ardışık? 9'a 8 yazarız. Yine en faktöriyel yazdım. Yine en faktöriyel. Bakın 9, 8 burası 7 olur. Bunlar da birleşirse burası 9 olur. O zaman M artı bir diğer değeri de ne oldu? 16 oldu. Toplarsam 9, 5, 159, 159'da bizim evet C şıkkında verilmiş. 5'in ve sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik 6 numaralı sorumuza. Evet. Şimdi x ve y birer asal sayı olmak üzere kenar uzunlukları x ve y santimetre olan ABCD dikdörtgeni için evet x çarpı y eksi x eksi y 59 eşit. Şimdi bakın burada ufak bir işlem yapacağım. Buraya 1 ekleyeceğim eşitlik bozulmasın diye. Şimdi yapma sebebini anlatıyorum. Eğer bir eklersen bu ifade x eksi 1 ile y eksi 1'in çarpımı olur. Şimdi e, isterseniz bu ifadeyi dağıtırsanız yukarıdaki bu ifadeyi vermiş olur. Şimdi x ve y'nin asal sayı olmasına dikkat ediyoruz ve e, bu ifadenin çarpımı 60'ı verecek. Şimdi 60'ı vermesi için bakın e, burası 60'a 1 olursa x'imiz buradan, x'imiz buradan 61, Y'miz buradan 2'dir. İkisi de asal sayıdır. Burada problem yok. Sonra 2'ye 30 vereceğim. X buradan 31, Y buradan 3'tür. İkisi de asal sayıdır. 3'e 20 yazacağım. 3'e 20 yazdığım zaman Y 4 olur. Y 4 olduğu için e, bu ifadede asal sayı olmadan dolayı bunu almıyorum. 4'e 15'e bakalım. 4'e 15'i yazdığımda Y buradan 5, X buradan 16. 16 asal değil. Bunu da almıyorum. 5'e 12'ye bakıyorum. Evet. Y'ye 6 verince 6-1 5'i verecek. Dolayısıyla yine 6 sayısı asal değil. Bunu da almıyorum. Son olarak 6'ya 10 değerimiz mevcut. Ee, başka da zaten 60'ın çarpanı yok. Eğer bunu yazarsam x 11 y de 7 olur. Dolayısıyla x artı y'nin alacağı değerler toplamı. Buradan 63 evet değerlerden biri 34 diğeri 18 de diğeri. Dolayısıyla bunları toplayınca şöyle toplayalım. 12 15 elde var. 1 6 9 10 evet 115 çıktı. O da D şıkkında 6. sorumuzun cevabı mevcuttur. Evet devam edelim. 7. sorumuz. Bize diyor ki 7. sorumuzda e, bir tam sayının karesine eşit olan sayılara karesel sayılar denir. Buna göre e, birinci öncüldeki ikinci ve üçüncü öncüldü üç tane sayı verilmiş. Hangileri karesel sayıdır? Yani tam kare yapacağız. Türkçe karşılığı bu. Şimdi ben 24 faktöriyel 24 çarpı 23 faktöriyel yazsam. Yanında bir tane 23 faktöriyel var. Bir de yanında 3 faktöriyel 6 var. Bakın şimdi şurası bir tam karedir. Görüyor musunuz? Ee, şimdi biz 23 faktöriyelin karesi yazdık. Peki 6 ile 24'ü çarparsam 144 olur. O da 12'nin karesi midir? Evet o zaman ben bunu tam kare yaptım. Aşağı geçiyorum. Aynı mantıkta bakın e, şuradan devam edeyim. 100 çarpı 99 faktöriyel çarpı 99 faktöriyel. E, zaten 100 onun karesidir. E, ben bu 99 faktöriyelleri de birleştirirsem 99 faktöriyelin karesi oldu. Bu da tamam mı? Oldu. Bu da tamam. Aşağı geçtim. Şimdi 144 çarpı 143 faktöriyel çarpı 143 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel 720'dir. Şimdi bu neyin açılımıdır? 143 faktöriyel. Evet bunun karesidir. Bu 12'nin karesidir. Bu da 720 bir şeyin karesi midir? 720 biz tam kare olarak yazamayız. Dolayısıyla 3. öncül sağlamaz. Dolayısıyla bizim 7. sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. O da D şıkkına verilmiştir. Geldik 800 numaralı sorumuza. Evet bakın 800 numaralı sorumuzda özdeş sarı dikdörtgenler ile ABCD dikdörtgeni oluşturulmuş. Özdeş sarı dikdörtgenlerin kısa ve uzun e, kenar uzunlukları aralarında asal iki doğal sayı olduğu bilindiğine göre ABC'de dikdörtgenin çevresi aşağıdakiler hangisine eşit olabilir? Şimdi bakınız. Biz diyelim ki şuradaki kısa kenara ve uzun kenara değerler verelim. Buraya A desek. Buraya B desek. Buraya A, A. Bakın A, A dedik. Dikkat ederseniz. Burada eşitlik var. Buraya da B, B diyelim. O zaman A'ları saysak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 A dikkat edin. Hatta onu şöyle yazayım. Biraz geniş bir yere alalım. Evet 11 A eşittir. Yani burası 11 A'yı da eşittir. Karşı taraftaki 3 B'ye. Şimdi aralarında asal mantığına göre bakarsam A'ya 3 versem B ne olur? 11. Minimum olarak düşünüyorum. E, A'ya 3 verdim. B 11. Bu kenarın toplamı 14 oldu. Karşı tarafta mecburen 14 olacak. Çünkü dikdörtgen. Şimdi burası da dikkat ederseniz A'ya 3 verirsem burası 33. Mecburen karşısız 33 olacak. Şimdi burası dikkat edin. En sona kadar bu şekilde gitmiş ve en sonda normalde en son bitiş noktasında e, 33'ün katları olarak gelmiş. Gelmiş ve burada bakın şekil aynı şekilde tamamlanmış. Demek ki bu ifade e, çevre olarak burada bir değişiklik yok. 14, 14, 28 artı burası da 33'ün kaç katı bilmiyoruz. Bakacağız. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi eşit olabilir? Demek ki 33'ün bir katından 28 fazla olacak. Dolayısıyla yapacağımız şey şu. Cevap şıklarını 33'e böleceğiz. 28 kalanını veren varsa onu işaretliyoruz. Ben uzatmayacağım. Mantığını anlattım size. Bakın B şıkkında 358 sayısı var. 33'e bölelim. Bir kere var. 33. Ee, burası e, hemen işlemimizi yaptığımızda 2, 0. Yukarıdan 8'i indirdik. Yok. O zaman bakın dikkat ederseniz ifadeyi 33'e böldüğümde 28 kalanını verdi. O zaman 8'in sorumuzun doğru cevabı B şıkkında verilmiştir. Bu da güzel bir soruydu. Hemen devam edelim. 9 numaralı sorumuza bakalım. Şimdi x, y, z ve t birer doğal sayı. T büyük, x büyük, y büyük, z. Tamam. Yukarıda matruşkaların dört farklı büyüklükteki parçaları verilmiştir. Herhangi bir parça ancak kendinden daha büyük parçanın içerisine konulmakta. Ve iç içe geçen parçaların üzerine yazılı sayıların çarpımı o oyuncağın derecesi olarak adlandırılmaktadır. X ve Y'den oluşan oyuncağın derecesi 4'müş. Şimdi dikkat ederseniz, e, üzerinde yazılı sayıların çarpımı bakın üzerinde yazılı sayıların çarpımı oyuncağın derecesini veriyor. Şimdi bizden neyi sormuş? X ve Y'yi sormuş. E, pardon, özür dilerim. X ve Y'yi vermiş, derecesi 4. O zaman şunu diyebiliriz. Ya X ile dikkat edin. Y'nin çarpımı 4 faktöriyel yani 24. T, X, Y evet bu oyuncağın derecesi de 6 faktör. O zaman T, evet X Y, Z bu da 6 faktöriyel O da nedir? 720'dir. Şimdi T kaç farklı değer alabilir? Yalnız şu koşulu unutmayacağız. En büyük burada T. Sonra X, sonra Y, sonra Z. Şimdi bakın burada biz eğer X ve Y yerine 24 yazarsak ee, t ile z'nin çarpımını buradan ne olarak buluruz? Bu ikisinin çarpımı da 30 kalır. 30 çarpı 24 720'yi verir. Şimdi t'ye 30 versek e, en büyükten başlayalım. Z de 1 olsun. 30 çarpı 1 30. Bu araya 24'ü sıkıştırabilir miyiz? Evet sıkıştırabiliriz. Nasıl sıkıştıracağız? Bakalım. E, ben işte birine 6 versem diğerine 4 veririm. Problem var mı? Yok. T'nin aldığı bir değer 30'dur. Peki 30'un başka çarpanı var mı? Var. 15 yazarım. Buraya da 2 yazarım. 15 çarpı 2 yine 30'dur. Yine 6'ya 4 veririm. Yine bir sıkıntı yok. Sıralamayı bozmaz. Sonra var mı? Var. Ona 3 veririm. Yine 6'ya 4 versem yine problem yok. Ama bundan sonra e, T'ye başka değer veremiyorum. Çünkü 6'ya 5 vermek zorundayım. Dolayısıyla araya X ve Y değerlerini yazamam. Dolayısıyla T'nin alacağı kaç farklı değer vardır? T'nin alacağı 3 farklı değer vardır. O da C şıkkında verilmiştir. Geldik. 10 numaralı sorumuz. Evet 10 numaralı testimizin son sorusu. Güzel bir soru. Şimdi n faktöreli biliyoruz zaten vermiş. Bir de en üzerine faktöreli yan çevirmiş. Tabi çift n çift ise çift sayıların çarpımı. N tek ise tek sayıların çarpımı. Bu da faktöriyel operatörü olarak söylenmiş. Şimdi birinci ifadede mesela n faktörel bölü n üzeri işte operatörü e, kullanmış. Diyor ki bu işlemin sonucu doğal sayımdır. Ben hemen e, bunu değerlere indirgeyerek çözeceğim ki daha rahat anlayasınız. Mesela 4 faktörel veriyorum. Şimdi n'e 4 versem bakın şuraya yazıyorum. n 4 için 4 faktörel bölü alt tarafta çift olduğu için neleri yazacağız? Çift sayılar. 2 çarpı 4. Yukarısı 24. Aşağısı 8 Buranın işlem sonucu 3 3 doğal sayı mıdır? Evet bu doğru Peki diyeceksiniz ki e, tek sayı verelim Tamam tek sayı verelim 5 verelim 5 faktöriyel bölü Tekleri yazıyoruz 1, 3, 5 120 bölü 15 Evet 120 bölü 15 O da nedir? 8 8 yine bir doğal sayı mıdır? Evet o zaman bu ilk öncülün e, doğru olduğunu Görüyoruz. Şimdi ikinci öncüle bakalım e, i̇kinci öncülde en çift ise e, en çift ise yine şöyle yazalım. E, 4 verelim mesela. Yukarıda dikkat edin. Şuraya yapıyorum. 2 çarpı 4 aşağısı çift sayı verdiğinde 4 faktöriyel. 8 bölü 24 1 bölü 3. Bu bir doğal sayı mıdır? Hayır. Bu öncül o zaman hatalıdır. En tek ise 5 verdim. 1, 3, 5 bölü alt tarafı da 5 faktöriyel yazdım. E burası 15'ti. Burası da 120 idi. 1 bölü 8'dir. E bu doğal sayı mıdır? hayır bu da değildir. O zaman sadece bir numaralı öncülümüz doğrudur. Bu şekilde testimizin son sorusuna çözmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.